Multiple sklerozis beynin hücrelerinin değil, beyin hücrelerinin bir gövdesi vardır. Alıcı bir kablosu vardır, gönderici bir kablosu vardır. Akson adı verdiğimiz gönderici kablosu vardır. Aksonların ise bir elektrik kablosu düşün, içinde tel var, çevresini ise yalıtkan bir madde sarıyor. Evet. Miyelin dediğimiz aksonları saran bu yalıtkan maddenin otoimmün olarak yani tetikleyen faktör ne olursa olsun ama tıpkı bir romatizmal hastalık gibi kendi kendini yıkmasıyla yani bağışıklık sistemi hücrelerimizin Hı. aksonların o yalıtkan miyelin kılıflarını kendi kendini yıkmasıyla ortaya çıkan bir Hı hastalıktır. hı. Genelde ataklar halinde seyreder. Fakat altta bu rahatsızlık her zaman vardır. Yani romatizma ile hep benzeteceğim bazı şeyleri çünkü temelde bir romatizmal durumu vardır mesela insanın. Alevlenmeler gösterir. İyileşmeler, Hı. alevlenmeler, iyileşmeler. Multiple sklerozis de en sık görülen formu da bu şekildedir zaten. Relapsing remittent denir. Yani alevlenmeler ve iyileşmelerle seyreden Hı. formudur. Altta her zaman aslında yanlış çalışan bir sistem vardır. Bu yanlış çalışan sistem yabancı maddelerle, yabancı mikroplarla, bakterilerle herhangi bir antijenle mücadele etmesi gereken bağışıklık sistemi hücrelerimizin maalesef masum olan iletimi sağlayan bu Hı miyelin hı. kılıflarının yıkılması sonucu ortaya çıkan bu durum. Ataklar halinde yani altta bu durum hep varken birden herhangi bir tetikleyen faktör ki enfeksiyonlar, mevsim değişiklikleri, immün sistemin değişiklikleri Evet. bunlar da faktör olabilir. Tetiklenmesiyle atak geçirmiş oluruz. Belli bir süre sonra organize olur. Plak dediğimiz işte o sklerozlar oluşur. Görüntüleme yöntemleriyle bunları tespit edebiliyoruz. Spesifiktir görüntüleme yöntemlerinde görülen o plaklar. Ve ona göre yardımcı testleri de Hı. kullanarak tanı koyup tedaviye geçiyoruz. MS'te de genetik faktörler önemli Evet, midir? genetik Genetik faktörler, yatkınlık mı yatkınlık vardır? vardır. Onun Evet, dışında yine bayanlarda daha sık daha fazla MS görülür. maalesef daha sık görülüyor. Bu yine immün Tetikleyici sistemin etkiler olarak neler var? MS'de benim klinik gözlemim çünkü gerek asistanlık gerek de ilk uzmanlık dönemlerimde oldukça fazla sayıda MS Hı. hastalığı takip ettim. Stresin yani moralin kesinlikle çok önemli olduğunu gördük. Hatta moralini yaşam koşullarını değiştirdikten sonra eş zamanlı moralini yüksek tutan hastalarımızda atak sıklığının azaldığını zaten bu hastalarımız ilaç kullanıyordu. Evet. Fakat atak sıklıklarının azaldığını, ataklarını daha yavaş, daha az şiddetli geçirdiğini gördük. Hı Moral hı. burada önemlidir. Yine kesinlikle aşırı fiziksel aktivite MS hastalarına tavsiye etmiyoruz. Çünkü yorgunluğa neden oluyor. Yorgunluk immün sistemin yeteri kadar yani düzgün çalışmamasına neden Hı oluyor ve hı. atakları tetikleyebiliyor. Evet. Yine tabii ki uyku, Uyku, dinlenmek. Evet. dinlenme. Ya ama yani şu yiyecek, şu içecek tetikler değil. Yalnız viral enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, gastroenteritler, mide bağırsak sistemi enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları immün sistemimizi uyardığı için gidip öbür tarafta da yanlış çalışmasına neden olabilir ve o atakları tetikleyebilir. Hı O hı. yüzden MS hastalarımız herhangi bir enfeksiyon hastalığı durumunda en kısa sürede bu enfeksiyonları tedavi etmenin yolunu Hı. bulmalıdırlar. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz Ben bilgilerden teşekkür dolayı. ederim. Süremizin de sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa bir iki cümleyle onları da alalım. Genel konuşmuş gibi olduk. Evet. İleride belki daha Evet. spesifik konulara Sizinle ilk değinebiliriz. programımız olduğu Evet. için hem sizi tanıdık hem de nöroloji alanına bir genel bir bakış açısıyla Evet. baktık. Daha sonraki programlarımızda tabii ki biz de hastalığa yönelik olarak Evet. devam edebiliriz. Temennimiz kimsenin hasta olmaması Evet, tabii ama herkesin sağlıklı yani olması. elimizden geldiği kadarıyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz Evet, hastalarımız için. evet. Çok teşekkür Ben ederiz teşekkür ederim. geldiğiniz için programımıza. Ben de herkese sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü programımızı kapatmak istiyorum. Hoşça kalın.